Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber vişneli pudingli çörek yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Çöreğimizin ön mayalanması için 1 çay bardağı ılık sütümüzle 1 çorba kaşığı toz mayamızı ve 2 tatlı kaşığı toz şekerimizi karıştırdık. Ön mayalamamızı bu şekilde gerçekleştirdik. Mayamızı 10 dakika kadar mayalandırdıktan sonra kabımıza 1 adet yumurta sarımızı, 1 su bardağılık sütümüzü alıyoruz. Daha sonra 4 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı da ilave ettikten sonra malzememizi çırpıyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz mayamızı karışımımızın içerisine ilave ediyoruz. Mayamızı karıştırdıktan sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ilave etmeye başlıyoruz. Unumuzu güzel bir şekilde ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurma işlemine başlıyoruz. Toplam yarım kilo kadar un kullandık. Hamurumuzu elimize yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk, eli yapışmayacak bir kıvam elde ettik. Şimdi hamurumuzu 20 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de pudingimizi hazırlayalım. Pudingimiz için 2 su bardağı sütümüzü tenceremize aldık. İçerisine 4 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastamızı ilave ediyoruz ve malzemelerimizi çırpıyoruz. Malzemelerimizi kaynayana ve kıvam alana dek bu şekilde çırpıyoruz. Alan pudingimizin içerisine 1 paket vanilyamızı ve 1 çorba kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Malzemelerimizi karıştırıyoruz ve pudingimiz hazır. Dinlenen ve mayalanan hamurumuzu un serpmiş olduğumuz masamıza aldık. Hamurumuzu öncelikle topluyoruz. Hamurumuzu rulo halinde toparladıktan sonra 3'e bölüyoruz. Her bir hamurumuzu beze haline getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz bezemizin üzerine hafif un serpiyoruz ve merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu düzgün bir şekilde büyütüyoruz. Hamurumuzu orta kalınlıkta açtıktan sonra hazırlamış olduğumuz pudingimizi hamurumuzun üzerine alıyoruz. Pudingimizi hamurumuzun her tarafına güzel bir şekilde yayıyoruz. Pudingimizi hamurumuzun her tarafına güzel bir şekilde yaydıktan sonra hamurumuzu rulo halinde sarıyoruz. Rulomuzu yaptıktan sonra hamurumuzu 2'şer parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestiğimiz hamurlarımızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alıyoruz. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde orta kalınlıkta açıyoruz. Pudingimizi hamurumuzun her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Ve rulomuzu aynı şekilde sarıyoruz. Hazır olan rulomuzu 2'şer parmak şeklinde kesiyoruz. hazır olan hamurlarımızı fırın tepsimize alıyoruz. Ve diğer bezemizi de aynı şekilde hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı fırın tepsimize aldıktan sonra çekirdeğini çıkarmış olduğumuz vişnelerimizi hamurlarımızın ortasına gelecek şekilde diziyoruz. Bu şekilde hamurlarımızın ortasına alıyoruz, hafif bastırıyoruz. Vişnelerimizi hamurlarımızın içerisine koyduktan sonra hamurlarımızı 10-15 dakika kadar daha dinlendiriyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza gönderiyoruz. 30 dakika üzeri pembeleşinceye kadar pişirdiğimiz çöreklerimiz hazır. Şimdi üzerine pudra şekerimizi serpiyoruz ve sunuma hazırlıyoruz. Vişneli pudingli çöreklerimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.